Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, sevgili YouTube ailem, herkese merhabalar. Bugün Manyası 13, Gönen'e 20 kilometre mesafede Şirin bir köydeyiz. Değerli izleyiciler, ana yol, asfalt yol, çift cepheden evimizin, daha doğrusu size sunduğumuz yerin çift cephesinden geçmekte. Değerli izleyiciler, 2043 metrekare. Çok değerli köşe parsel, dörde ifraz olabilecek bir yerin tanıtımı için buradayız. Değerli izleyiciler, tanıtmak istediğimiz yerde 4 artı 1 köy evimiz, kahvehanemiz, depomuz, aynı zamanda ifraz olabilecek büyük bir arsamız var. Şimdi hep beraber burayı tanıyalım. Sevgili izleyicilerim, bakın burası eskiden köy kahvesi olarak geçen bir işletme ruhsatlı yer. Cephe uzunluğumuz burada ise şu köşeden başlayıp diğer şu duvara kadar olan mesafe değerli izleyiciler. Zaten drone görüntülerinde de göreceksiniz. 47 metre değerli izleyiciler. Burası dörde bölünebilecek. Hem bu cepheden ifraz olabilir hem diğer cepheden de ifraz olup dörde bölünebilecek bir yer. Fiyat ve ayrıntılar kısmını okumayı unutmayınız değerli izleyicilerim. Hemen görüntüyü görüp yorum yazan değerli izleyicilerimiz var. Fiyat biraz yüksek gelebilir. Ama size sunduğumuz yerin büyüklüğü de ona göre değerli izleyicilerim. Bakın buradan bahçenin içine araç geçiş köprüsü dahi var. Buradan geçiyorsunuz. Traktörle bahçenizi sürüp ekip tekrar bu hendek gibi olan su arkından geçebiliyorsunuz. Bu bölgede kışın su birikir. Burası Manyas Gölü'ne çok yakın bir yer. Bu bölge Manyas Gölü'ne yakın değerli izleyicilerim. O yüzden böyle bir hendekle su önlemi alınmış. Evet, bahçenin içinde bakın iğde ağacımız var. Size tanıtacağım 4 artı 1 evin değerli izleyicilerim. Diğer açıdan olan görüntüsünü gösteriyorum. Bakın burası 4 artı 1 köy evimiz. İçerisinde zamanında eski insanlar gelin çocukla beraber yaşamışlar. O yüzden 4 artı 1 L şeklinde bir ev yapılmış. Çok güzel, şirin bir ev. Şimdi birazdan zaten bu bölgeye geçtiğimiz zaman içerisini size tanıtacağım inşallah. Bahçesi ayrı. Bu taraf işletme olduğu için ve bahçe olduğu için kendine ait bir bahçesi var. İç bahçesi var. Şu ceviz ağacının olduğu yer. Ön tarafında ise gördüğünüz o yüksek bina ise burada çiftçilik yapıldığı için mallarını yığmak için yüksek tavanlı bir ardiye deposu yapılmış. Değerli izleyiciler, kahvehanemiz de şu iğde ağacımızın arkasında. Şimdi buraya doğru geçecek olursak sevgili izleyiciler, bakın güzel bir köy kahvesinin kavak ağacı. Yan tarafı şöyle bir tuvalet yapılmış. Çok güzel bir üzüm asması bizi bekliyor. Bakın değerli izleyiciler, bu verandanın altında eski insanlar, köylerde insanlar varken burada çaylarını yudumlayıp köy sohbetleri yapıyorlarmış. Burası kahvehanemizin ön girişi. Yan taraf ise yazıhane olarak düşünebilirsiniz. Bir büro düşünebilirsiniz veya bir market, bakkal, büfe gibi de düşünebilirsiniz. Açmadılar değil mi burayı? Buranın anahtarını bulamadığı için değerli izleyiciler, bakın masalar, sandalyeler içeride duruyor. Çay ocağı duruyor. Her şey içeride. Tertemiz. Hiçbir sorunu yok. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tane kadar masası da var. Evet, bakın devam ediyoruz. Büfe, yazıhane burası. Değerli izleyicilerim, burası da bir 10-12 metrekare büyüklüğünde, daha da büyük, 15 metrekare büyüklüğünde bir yazıhane. Değerli izleyiciler, evin bahçe duvarına geldik. Ön cepheden size burayı tanıtıyorum. Burası evin bahçe duvarı. Duvar biraz direkleri olmadığı için yan yatmış. Tabii onun öncesinde bu ek yapılan
market gibi, yazıhane gibi olan küçük ardiye deposu gibi olan yer burası. Ve esas amacına yönelik raylı kapıyla yapılmış büyük depomuz da burası. Bakın sevgili izleyiciler, gerçekten yüksek tavanlı 3,5-4 metre tavanı olan bir ardiye deposu. Yaklaşık bir 150 metrekare kadar var. Evet. Burası ise ön cephemiz, gördüğünüz gibi çok şirin bir mahallemiz. Her taraf yeşillendirilmiş, çiçeklendirilmiş. Herkesin evin önü sarmaşıklarla, asmalarla, zeytin ağaçlarıyla yeşile döndürülmüş. Değerli izleyiciler, köy insanı gerçekten uyumlu. Herkes birbirine iyi geçinen, dışarıdan gelen yabancıları kabul eden bir yapıya sahiptir. Bakın, bize böyle girişte çok güzel bir bahçe. Tabii eski insanlar zamanında burayı çok güzel sebzesini ekip dikip suluyorlarmış. İhtiyaçlarını karşılıyorlarmış ama şu anda herhangi bir dikim olmamış. Fakat içeride onlarca ağacımız var. Zeytin, kayısı, erik, ceviz, binnap görüyorsunuz değerli izleyiciler. Size dışarıdan tanıtmaya çalışmış olduğum bahçe duvarlarımız bunlar. Köy kahvesi yan taraf. Evet, ardiye depomuz burası. Size tanıtmış olduğum L şeklindeki 4 artı 1 evimiz de burası değerli izleyiciler. Önünde böyle bir küçük üzüm asması, çardak yapılmış ve böyle bir nar ağacı üzerindeki narlarla beraber bizi karşılıyor, bize merhaba diyor. Şimdi yavaş yavaş içeriye girecek olursak bakın zamanında her şey birinci sınıf kaliteyle geniş cepheli camlar yapılmış. Çift kapılı, çift kanatlı kapılar yapılmış. Değerli izleyiciler, burayı yapan insanların vizyon sahibi olduğu köyde yaşayıp da böyle bir evi yaptırmak herkesin harcı değil. Eski usul mahalle. İçeriye giriyoruz. Bakın böyle bir uzun salonumuz var. Herhalde 10 metreden fazladır. 3 2 tane oturma grubu var. Bakın değerli izleyicilerim içeride. Böyle. Evet. Herhalde bir 20 adım var değerli izleyiciler. Girişteki salonun büyüklüğü. Bir ev bu taraf değerli izleyiciler. Diğer ev de burası değerli izleyicilerim. Yani burası ortak kullanılan salon kısmı. Evet, buradan kapıdan girdik. İki tane dış kapı var. Birisi burası, birisi burası. Bu evde iki hane yaşamış, gelin ve kaynana beraber. O yüzden ev ikiye ayrılmış. Ama her zaman beraber yaşamışlar. Evet, burasını görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Burası herhalde yatak odasıydı. Boşaltılmış, herhangi bir akması, kokması yok. Evet, ortada böyle bir iki yataklı çocuk odası gibi düşünebilirsiniz. Yine içeriye de camı var. Burada da sevgili izleyiciler, önüne depo ardiye deposu yapıldığı için burası bu şekilde biraz körelmiş. Aynı zamanda bu salonun da ön cephesi körelmiş. Böyle bir odamız var. Atıl durumdaki eşyaları buraya koymuşlar. Evet. L şeklinde devam edecek olursak diğer tarafa. Mutfak tam karşımızda sevgili izleyiciler. Burada böyle bir kuzine soba var. Oturma grubu var. Yalnız soba akıtmış. Evet değerli izleyicilerim. Oturma grubumuz burada. Aynı zamanda içeriden de camı var, ışık alsın diye. Ve böyle bir mutfak bizi karşılıyor. Sevgili izleyiciler, mutfak tezgahımız. Evet. Kapatmışlar, o yüzden size göstermiyorum. Böyle bir banyo, tuvalet. Gerçekten yenilenmiş, restore edilmiş herhalde. Çünkü
Evin yapıldığı zaman da böyle kara taşlar yoktu. Yaklaşık bir 10-15 sene olmuş. Seramik böyle şeklinden anladığım kadarıyla. Klozeti falan var. Tuvalet ve mutfak iç içe değerli izleyicilerim. Böyle bir yer. Evet. Sevgili izleyicilerim, bakın görüyorsunuz ev ne kadar büyük. Şimdi değerli izleyicilerim, size tanıtmaya çalıştığımız bu değerli güzide değerli izleyicilerim, size içerisinde 4 artı 1 az bir bakıma ihtiyacı olan zamanında çok güzel düşüncelerle yapılmış ev, geniş bahçesi, 2047 metre toplamda alana sahip bir kahvehane, bir ardiye depo, 4 artı bir köy evi hepsinle beraber sizin seyirlerinize sunduk. Değerli izleyicilerim, lütfen filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi, lütfen açıklamalar kısmını okumayı, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. İyi seyirler diliyorum, hoşça kalın.